Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte tarihi rekorlara değineceğiz. Dolar, altın, gümüş gibi ürünlerde beklentimiz olan tarihi rakamların hangi seviyelerde olabileceğiyle ilgili burada rakamlar vereceğiz. Ayrıca çok çılgın tahminler geldi. Bu tahminlere de altın yatırımcıları ve gümüş yatırımcılarının dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolar Türk Lirası tarafında baktığımız zaman gene Dolar Türk Lirası ile ilgili Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık bir anlaşma geldiği görüldü. 18.80 civarlarına kadar bir iniş, hafta sonu kapanışıyla birlikte 18.80 civarlarına doğru inen bir dolar Türk lirası tarafında da gene 18 lira 90 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. Peki dolar, altın ve gümüş tarafında tarihi rekorlar nasıl görebiliriz? Şimdi bu videomuz içerisinde hem teknik analiz, hem temel analiz, hem de sizlerle birlikte grafik üzerinde yaptığımız analizlerimizle birlikte bir değerlendirmeye, bir sonuca varmaya çalışacağız ve neden tarihi rekorlar beklentimiz içerisinde olduğumuzu da bu video içerisinde değerlendirelim. Hep birlikte bakalım sevgili dostlarım. Evet, altın tarafıyla başladığımız zaman altında bizlerin sizlerle birlikte takip ettiği bir oluşumumuz mevcut ve bu oluşumla birlikte de bizler hala da 1800 dolar seviyesindeki buradaki olayın artık altının ons tarafında Fed'in özellikle faiz kararlarını ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararları fiyatladığını, buradaki fiyatlamada da 1800 dolar seviyesinin iyi bir destek seviyesi olabileceği kısmına sizlerle birlikte odaklanmıştık. Ayrıca altın ve gümüş tutan sevgili dostlarımız için Robert Kiyosaki tarafından bir açıklama geldi. Robert Kiyosaki'yi biliyorsunuz arkadaşlar, ünlü milyarder ve yatırımcı. O da altın ve gümüş fiyatlarında tarihi rekorların kırılabileceği, özellikle bu kriz ortamlarında altın ve gümüşe olan talebin oldukça yüksek olacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Hatta altının onsu için arkadaşlar önümüzdeki 2 yıl için ilk yıl 3800 dolar ve ondan sonra da 5000 dolarlar seviyesine doğru gidebilecek bir altının onsu olabileceği yolunda bir tahminde bulundu. Gümüş yatırımcıları için de ayrıyetten 75 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş beklentisi içinde olduğunu Robert Kiyosaki bildirmiş oldu. Çin'deki son gelişmelere ve Çin tarafının toparlanma sürecine girmiş olması, piyasalara aktif olarak katılımı, biliyorsunuz COVID-19'dan sonra bir kapanma süreci içerisine giren Çin'in artık açılmasıyla, ekonomilere de müdahil olmasıyla birlikte altın ve gümüş tarafının oldukça güçlü olacağı yönündeki beklentilerini, tarihi rekorların her an gelebileceğiyle ilgili beklentilerini de Robert Kiyosaki bildirmiş oldu arkadaşlar. Bizlerin de beklentisi doğrultusunda büyük çanak, burayı zaten takip ediyoruz hep birlikte ve büyük çanağın 1800 dolardan yukarı yönlü dönmesi halinde ilk etapta 1932 dolar seviyesi ve 1958 dolar seviyesi kısa vadede takip edeceğimiz önemli seviyeler arasında diye söylemiştik. Önümüzde bir Fed artı ECB, yani Avrupa Merkez Bankası faiz kararları var. Tarım dışı istihdam verileri var, ABD tarafında açıklanacak. Bu da gene önemli takip edeceğimiz seviyeler arasında altın ve gümüş ve dolar yatırımcılarının takip etmesi gereken önemli haberler arasında, haber akışları arasında bulunuyor arkadaşlar. ABD ve ECB bu taraftan gelecek önemli haberlerle birlikte de gene dolar tarafında arkadaşlar ivmelenmeler yukarı yönlü olabilir. Dolar endeksine baktığımız zaman orada bir 104 seviyesi üzerinde kalışların dolar endeksinde gene güçlü bir seyir izleyeceği. Euro'daki gelen iyi verilerle birlikte enflasyon tarafının hala daha yüksek olması, bu da ECB'nin de faiz artışlarına devam etmesi kararını vermesinden dolayı Euro tarafında da arkadaşlar artık yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir. Orada 22 TL'lere doğru bir ana hedef bölgem var. Bu ana hedef bölgesine doğru da hareketlerin devam etmesi beklentim dahilinde. Ons bazlı altın tarafında da 1932 dolar, 1958 dolar iki aralığın üzerine çıkışlarda altının onsunda 2100 ve 2300 dolarlara doğru gidecek seviyeyi takipte kalacağız. Bundan sonraki süreçte altının onsunda artık 1800 dolarlar seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça yukarı yönlü hareketler her zaman altının ons tarafında takipte kalmamız gereken önemli seviyeler olarak, takip etmemiz gereken seviyeler olarak görülüyor. Gram altın tarafına gene baktığımız zaman gram altında düşeni kırdık. Bununla birlikte gram altında çift yönlü bir beklentimiz mevcut arkadaşlar. Bu çift yönlü beklentimiz dahilinde yeni rekorlar, tarihi rekorlar gram altın tarafında tekrardan yaşanabilir. Gram altın takip eden arkadaşlar da 1080 desteği altında bir iniş olmadıkça buradaki yükseliş sürecini tekrardan gram altında beklentimiz dahilinde kanalın çalışmasını ve bu kanalla birlikte yukarı yönlü hareketlerin
Gram altında bakın şuradaki 1180 TL civarındaki direnç bölgesine doğru gram altındaki yukarı yönlü hareketleri devam ettirmesi beklentim dahilinde. Burada büyük resme baktığımız zaman da arkadaşlar büyük bir çanak oluşması buradaki tarihi rekoru tekrardan körükleyebilir ve bizlerin beklentisi olan 2107 TL civarındaki rakamında büyük çanak oluşmasıyla birlikte bir miktar geri çekilme ardından da arkadaşlar gram altında 2300 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketi başlayacak. Yeni rekor seviyelere doğru gidebilecek bir gram altın hareketlerini bizlere gösterebilir. Dolar Türk lirasındaki hareketler 18.80 üzerinde yukarı yönlü sert bir şekilde gerçekleşeceği ile ilgili yorumumuz vardı. Ve tam da dediğimiz gibi 18.80 önemli bulduğumuz destek üzerinde tutunmasını gerçekleştiren dolarda yukarı yönlü hareketler artık 19 lira ve üzerine doğru sertleşmeye başladı. Burada kısa vadede 19.50 hala da takibimizde olan seviyemiz. 19.50 üzerinde ise dolarda yeni yukarı yönlü rekor seviyeleri görmemiz de mümkün olacak. Özellikle ABD Fed tarafından gelecek, FOMC tarafından gelecek haberler çok önemli olacak. Bu haberlere kilitleneceğiz. Yakın zamanda gene tarım dışı istihdam verileri önemli olacak. Dolar Türk Lirası takip eden sevgili dostlarımız mutlaka tarım dışı istihdam verilerini de takipte kalsınlar. Bu tür veriler kısa vadede bir oynaklık süreci yaşasa da arkadaşlar dolar Türk lirasında da yön yukarıdır ve bu gelecek 5 milyar dolarlık Suudi Arabistan'dan gelecek 5 milyar dolarlık bir para şu an için anca bir can suyu niteliği taşıyacaktır. Çünkü Şubat ayı cari açığına baktığınız zaman 12 milyar doların üzerinde bir aylık bakın yalnızca bir aylık bir cari açık verdik. Bu cari açık çok yüksek sevgili dostlarım. Bunun kapatılması da şu seçim süreci içerisinde oldukça zor. Muhalefet tarafına gene baktığımız zaman altılı masaya Meral Akşener'in tekrardan döndüğünü hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tekrardan bu altılı masanın biliyorsunuz son süreç içerisinde beşli masaya dönüşmüştü. Bu tekrardan bir altılı masa şeklinde hareketlerine devam etmesi gündeme geldi arkadaşlar. Burayı da Borsa İstanbul takip eden sevgili dostlarımız özellikle içerideki hareketler çok önemli. Borsa İstanbul'da beklentilerim dahilinde 5800 puana ilk etapta gideceği yönünde beklentilerim vardı. 5800 puan çok önemli olacak. İMKB 100 takip eden sevgili dostlarımız burayı takip etsinler. 5800'den bir miktar geri dönüş. Daha sonra 7200 puan seviyesine doğru orada da rekorların kırılacağını düşünen taraftayım. Yani Türk lirasında devalüa süreci başlayacaktır. Seçime giderken devalüe edilmek istenmeyen bir Türk lirası cari açıkta ne kadar yüksek miktarlar verdiğini ve tarihi burada da cari açıkta tarihi rakamları gördüğümüzü hep birlikte takip ediyoruz arkadaşlar. O yüzden dolar kurunda ve borsada olan sevgili dostlarımızın da mutlaka dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Ve buradaki formasyonun da yakın zamanda dolar kurunda bir kur şoklarına dönüşme ihtimali de oldukça yüksek gibi görülüyor. Gümüş tarafına baktığımız zaman 75 dolarlık bir tahmin. Evet, Robert Kiyosaki tarafından 75 dolarlık gümüşte de bir tahmin geldi. Benim de beklentilerim fiyata takılmadan arkadaşlar bu gümüş tarafında özellikle yukarı yönlü hareketlerde ben de bir yukarı yönlü yön beklentim mevcut. Burada da altının onsunda olduğu gibi gümüşün ons tarafında da oluşumu dikkatle takip ediyoruz. Teknik açıdan bu oluşumun yukarı yönlü dönmesi olumlu. Yani şuradaki mum hareketlerinin tekrardan yukarı dönmesi önemli. Ve bu hareketin ilk etapta şu 25 doları zorlayacağı, bu 25 doların işte yukarı yönlü kırılması ikinci hareketin de arkadaşlar şurada 29 dolarlar civarına doğru gümüşün ons tarafını yukarı yönlü taşıyacağı yönündeki beklentim mevcut. Ve bu beklentim doğrultusunda gümüşteki hareketlerin altındaki hareketlerin gerçekten altın ve gümüş tarafında çok ucuz olduğunu düşünen taraftayım. Çin'in de tamamen artık açılması ve piyasalara müdahil olmasıyla birlikte gümüş ve altın rakamlarının oldukça sert ve hızlı bir şekilde yukarı yönlü yönleneceğini düşünen taraftayım. Tabii bunlar bizim düşüncelerimiz. Siz nasıl düşünürsünüz? Bunu da videoların altına yorum şeklinde yazarsanız beni oldukça mutlu edersiniz. Çünkü bu yazdığınız rakamlar benim için de önemli. Yukarı yönlü hareketlerde sizlerin de beklentilerini merak ediyorum arkadaşlar. Altın ve gümüş ve dolar yatırımcısı mutlaka yorumlara kendi düşüncelerini de yazsınlar istiyorum. Gram gümüş, evet gümüş TL tarafına baktığımız zaman orada benim ilk etapta 13.40 seviyesine kadar gümüşün gramının yukarı yönlü hareketine devam edeceği ama buradaki hareketin 16 TL'ler civarına doğru da gümüşteki
TL bazlı gümüşteki hareketi ons bazlı ve dolar bazlı yukarı yönlü beklentilerimizden kaynaklı olarak ilk etapta 16 TL'leri sizlerle birlikte göreceğimizi düşünen taraftayım. Artık altın ve gümüş tarafında Fed faiz kararlarının satın alınmasıyla birlikte arkadaşlar yukarı yönlü harekette de ivmelenme devam edecektir. O yüzden dikkatli olun. Alt seviyelerden elinizdeki ürünleri kaptırmayın. Enflasyon bazlı bu ürünlere baktığımız zaman gerçekten Türkiye ekonomisi içerisinde de dolara baktığımız zaman enflasyon bazlı olarak ucuz bir dolar, altın ve gümüş tarafına globalde dünya ekonomileri üzerinde baktığımız zaman da ucuz bir altın ve gümüş olduğu unutulmamalı ve şu an itibariyle kur korumalı TL mevduat hesabında biriken paranın oldukça yüksek olması, burada bir 1 trilyon 400 milyar liralık bir paranın olduğu unutulmamalı. Bu paranın hükümet tarafından bozulması durumunda Borsa İstanbul tarafına kaydırılmak istenmesi borsa yatırımcısı tarafından unutulmamalı. Bunlar iyi bir strateji olarak takip edilmeli. Çin'in tam açılımıyla birlikte altın ve gümüş tarafını hareketlendirebileceği unutulmamalı. Türkiye tarafında önemli uyarılar var. İki para biriminin dolar karşısındaki değerin süreciyle ilgili açıklamalar var. Onlardan biri de Türk lirası, diğer ise Meksika pezosu. Bu da unutulmamalı arkadaşlar. Yatırımcıların birçoğu buna göre pozisyon alacaktır. Ve bütün bunların neticesinde ucuz miktarlardan merkez bankaları kasalarına altın ve gümüş yığmaya devam ediyorlar. Onlar da her aşağı yönlü fırsatı mutlaka değerlendirecektir. Merkez bankalarının altın ve gümüşte şu an yatırım değerlendirmesi boşa değil. Onlar ileride olabilecek krizlerin önlemini şimdiden alabiliyorlar ve bu kriz ortamında da mutlaka altın ve gümüşün yönü tekrardan yukarı yönlü dönecektir. Tarihi yeni rekorlar kırılıp altın ve gümüşteki bir daha bu türdeki rakamları göremeyeceğiniz dönemler içerisine girebileceğimizi düşünüyorum. Tabii burada anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Sadece benim kendi kişisel düşüncelerimi yansıtan teknik analiz ve temel düşüncelerdir. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalımıza beğeni atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.